Herkese yeniden yeni bir videodan merhaba. Dostlarım kanalıma hoş geldiniz. Ne yapıyorsunuz ya? Şurası kapalı mı? Evet kapalı. Kıymayı da bir tık kısalım. Bugün günlerden pazar ve İstinye Park'a gideceğim. Hava 30 derece, o yüzden dışarıda oturmayacağım. İzmir'de 44 derecelerde dışarılarda gezdim. O ayrı bir şey ama. İstanbul için aynı şey ne yazık ki geçerli değil. Ay git hadi git. Ne kadar kötü motor kullanıyorsunuz. Cızbız sucuk köfte. Benim sucuk markam olsa adını Can koyardım. Can sucuk. Neyse. İstinye Park'a gidiyorum. Kahvaltı yapmadım daha. Saat de 2-5 geçiyor. Hala tek lokma yemedim. Normalde sahile falan inecektim. Fakat liseden bir arkadaşımla mesajlaşıyorduk. Hilal'e dedim ki kalabalık mı? Dedi ki bugün kalabalık. Tamam o zaman. O zaman tamam, hiç gerek yok. Ben de rotayı şimdi İstinye Park'a doğru çeviriyorum. Önceki videoda bir ses problemi oldu. Videoyu yükledim ondan sonra. YouTube'un böyle kendi müzikleri ara sıra sonradan telif olabiliyor. Ve öyle bir müzik seçmişim. Normalde telifsiz müzikti. Videoyu yükledikten sonra telif var bunda dedi. Ben de şeyi var, sessize al, o kısımları sessize al vardı. Öyle yaptım. Maalesef videonun ilk böyle 2 dakikası falan sessizdi. Olsun ama bir şey olmaz. Işık çok şey ya. Bugün çok kötü ışık. Neyse olsun. İstinye Park'a gidiyorum. Macro Center'dan bir şeyler alırım muhtemelen. Ondan sonra da gider benim kahvecimde otururum diye düşünüyorum. Çünkü bakayım canım ne çekiyor. Canım da hiçbir şey çekmiyor. Ama canım sadece regle olacağım için sürekli hamur işi çekiyor. Ve bu 30 yaş güncellemesi biliyor musunuz? Geçen seneden beri ben böyleyim. Önceden ben regle olmadan önce canım deli gibi tatlı çekerdi. Sadece böyle kaşık kaşık tatlılar, böyle çatal çatal tatlılar yiyebilirdim. Pastalar böyle çeker canım falan. Fakat bu sene öyle değil. Bu sene canım hamur çekiyor ve özellikle böyle bir işte bol şeyli bir margarita pizza, peynirli bir böyle margarita pizza. Ondan sonra böyle işte hamburger falan öyle şeyler çekiyor. Et, yani protein ve karbonhidrat çekiyor canım. Nedense şeker çekmiyor artık. Bu arada ben şekerle aramdaki alakayı bir süre kesmeye karar verdim. Geçenlerde Aslı Şafak'la İşin Aslı gibi bir ismi olan bir Bloomberg HD'de program var. Ona soyadı Hotiç olan böyle bir işte wellness uzmanı bir kadın vardı. Zeynep Hotiç miydi? Tam hatırlayamayacağım. Yalan olmasın şimdi. O çıktı ve Aslı Şafak o işte kadına dedi ki senin dediğin gibi şekeri bıraktım ve dedi zihnim daha berrak ve daha rahat uyuyorum ve daha iyi oldum falan yaptı böyle. Kadın da ona şey dedi, yani sadece onlar değil çok fazla şekeri bırakmanın şeyi var dedi. Sonra ben onun üzerine ortamlarda satılacak bilgide işte neden şeker tüketmemeliyiz miydi neydi adı, bir podcast dinledim. O da aynı şeyden bahsediyor. Mesela beyin sisinin en büyük destekleyicisi, tetikleyicisi şeymiş, şekermiş. İşte uyku kalitesini, halsizliği, yorgunluğu, her şeyi çok fazla etkilediği için katılsaydın oradan yola. Otobüsüne sinir ettin oradan. Ve işte ne diyordum unuttum. Orada bir araba trafiğe katılırken ters gelmeye çalıştı. Oradan aklım karıştı. Öyle işte kullanmamak lazım yani ve işte ortamlarda satılacak bilgide Merve şey diyordu. Karbonhidratlar da yani yediğiniz ekmek de size şeker sağlıyor. İşte yediğiniz ekmeğin içinde de şeker var. Her şeyin içerisinde şeker var. Karbonhidratı da çok az tüketmeniz gerekiyor. İşte şekeri zaten rafine şekeri tüketmemeniz gerektiği gibi meyvelerden aldığınız şeker oranı da çok yüksek. Mesela bizim Dilara her zaman şey derdi. Buradaki Dilara, İzmir'deki Dilara değil. O mesela hep şey söylerdi. Şuraya bak bir konuşuyorum, bir videoluk konuşuyorum. Neyse. O mesela hep şunu söylerdi. Ben portakal suyu içmeyi çok severim. Portakal yemekten daha çok portakal suyu içmeyi severim. Ruhumdaki burcuma.
Mesela Merve de şey diyor işte, diyor ki kaç tane portakal sıkılarak bir bardak meyve suyu elde ediliyor. Hani bir bardak meyve suyu içeceğinizde bir tam portakal yiyin, daha az şeker almış oluyorsunuz falan diyor. Ya o biraz bilmiyorum işte, benim bir portakal suyu aşkım var maalesef. Ve benim bu arada babam gıda toptancısı olduğu için çocukluğumdan beri işte burada mesela bilinçsiz ebeveynlik, ne kadar şey yapsam da burası mesela bilinçsiz ebeveynlik babam konusunda. Çünkü mesela bizim evden Milka çikolatalar ve Toblerone'lar asla eksik olmazdı. İşte bizim evden mesela işte kapiye vişneli meyve suyu falan hiçbir zaman eksik olmazdı falan filan gibi şeyler var. Velhasıl şekeri bırakmak için bu aralar şöyle bir şey yapacağım. İzmir'de biz kıstırma deriz. Lokumlu olana da bisküvi arası lokuma da kıstırma derler. İncir cevize de kıstırma derler bizde. Arabanın rölantisini ayarlayamadım ve konuşurken bağıra bağıra gidiyoruz. Neyse. İncir ceviz. Kuru incir ve cevizle kıstırma yapacağım. Bir süre böyle tatlı ihtiyacımı oradan karşılayacağım. Ya da şey alayım diye düşünüyorum. Hurma. Medine hurması alayım diyorum. Muhtemelen öyle yapacağım ve bir süre rafine şeker, işte böyle tatlı, ne bileyim işte sütlü tatlıdır, baklavadır, şudur budur falan, bir süre öyle şeyler almamayı düşünüyorum. Bir süre öyle şeyler almamayı planlıyorum dostlarım. Öyle. Bugün o beğendiğim pantolonu alabilirim. Çok emin değilim ama alacakmışım gibi duruyor. Beyaz pantolon vardı ya, çünkü kırmızı elbisenin stoğu yoktu. Bilmiyorum. Onlardan böyle bir, ya da diyorum ki acaba Zara'dan beğendiğim, dün Büşra'ya göstermiştim, şey bir elbise vardı. Acaba diyorum ki o elbiseyi mi alsam? Kararsızım. Ama olsun. Alacağız. Bir tanesini alacağız. Bakacağız. Böyle bir alışveriş yaparız. Öptüm sizi. İsteyen Park'ta inşallah görüşürüz. Kalabalık olduğu için her zaman çekemiyorum. Bir de her yerde çok yüksek sesli müzik olduğu için, sürekli telife takıldığı için sildiğim, aradan çıkarttığım falan oluyor. Yapacak bir şey yok. Görüşürüz. Dostlarım, H&M geziyorum. Dudağımda gene bir şey yok ve böyle ölü gibi duruyorum. Ben şunu beğendim. Fiyatı da 1500 lira. M'si bana olur. S'nin kolu birazcık dar kalacak. O yüzden buna M'yi alayım diye düşünüyorum. Şöyle elinde şu baş parmağınızı geçireceğiniz şey de var. Kol kısmında. Sonra kolunun bir kısmı böyleli falan. Hoşuma gitti. Pilateslerden sonra ya da pilatese giderken falan giyerim diye. Çünkü ben pilatesi bırakmayacağım. Yani pilatese hep gitmeye devam edeceğim. O yüzden bir de %15 indirimim var. Bunu alabilirim diye düşünüyorum. Dudağıma keşke bir şey sürsek. Ama olsun. Başka çamaşır bölümüne bakalım. H&M'in çamaşırları artık bozmaya başladı. Eskiden çok güzel üretiyorlardı ama kap kısmını çok aşağıdan vermeye başladılar ve göğsü tam kapatmadığı için maalesef, bakın şöyle bayağı memeniz eğilip kalktığınızda çıkıyor. O yüzden kötü olmaya başladı. Güzel yapamamaya başladılar. Eski çamaşırları çok daha güzel oluyordu. Bir de mesela eğer alacaksanız şunu sakın almayın. Bu böyle fitilli, içinde şöyle pedi olan şeylerden, braletlerden. Bunu sakın almayın. Çünkü bunu makineye dümdüz direkt beyazlarla bile atsanız renk veriyor. Bir takipçim yazdı, ben de aldım. Benim pembe bir şeyle attığımda pembe oldu diye. O şeyin rengini çekiyor komple. Maalesef. Evet, hadi gidiyoruz artık. Bir de hiçbir şey almayacağım bugün. Yarın alacağım muhtemelen. Yarına kadar her şey satılıp tükenip bana bir şey kalmaz, böyle gelmez herhalde. Gidiyoruz şimdi A101'de. Görüşürüz. Dostlarım, A101'deyim. Şimdi kağıt, peçete ve şey aldım. Böyle banyoya bir yüz havlusu gibi bir şey aldım. Ve deterjan alacağız. Şimdi alacağız ama ne alacağız? Bir tane mutlaka çamaşır suyu alacağız. Domestos. Bunu çiçeğin marka alabiliriz, hiç sorun yok. Ondan sonra beyazlar için deterjan alacağız.
Muhtemelen tur stili alacağım. Aynen. Tur stili ben çok seviyorum. Benlik hiç sıkıntı yok tur stilde. Şöyle bakın. Bu hem beyazlar hem de renkliler için olanı. Değil mi? Beyazlar ve renkler için. Evet. Beyazlar için ayrı bir şey var mı? Hayır, yok. Ariel var. 198 lira. Aralarında çok fazla fark var. O yüzden Ariel de almayacağım. Bunu da böyle koyalım. Ve. Başka ne alacağız? Garnier'in deodorantlarına kadar. Garnier yazmıyor. Şunlar çok güzel. Bakın benim kesinlikle favorim. Bunlardan alabilirsiniz. Ama Garnier'in fiyatları yazmıyor. Evet, kim bilir ne kadar. Çok da önemli değil. Sonra. Duru'nun şampuanları var. 54 lira 50 kuruş. Sarımsak biyotin kolajen. Isırganlı hobinin bir şampuanı var. Bir ara ben buralardan da alıp kullanıyorum şampuan. Kız gitmiş. İyi, biraz daha rahat hareket edebilirim. Şurada kız oturuyordu. Tanıyordum birazcık. Başka. Şurada ne bu? Dear Body markasının SPF 31 güneş kremi varmış. Güvenemem yani ben maalesef ona öyle o kadar güvenemem. Sonra Nivelin BB kremi varmış burada. Sonra şöyle bir markanın, Vione diye bir markanın yüz temizleme köpüğü var. Şurası şöyle şöyle zımbırtılı. Çok zannet anlattım. Brow keratin, kaş ürünleri falan var. Ama işte ben bu markalara güvenemem mesela. Siz de güvenmeyin zaten de. Güvenilmez markalar bunlar. Sonra bir tane bulaşık deterjanı alacağız. Nissin bulaşık deterjanı var. Çiçeğim var, Pril var. Fair yok mu? Fair'in 189 lira çok böyle büyük olan var. Şunu alalım geçelim. Şöyle zaten bulaşık yıkamak için genelde kullanmıyorum bile. Şey için kullanıyorum hep. Ne derler? Lavabonun içine yıkamak için kullanıyorum. O yüzden önemli yani para verip fazla para vermeme gerek yok. Başka. Başka buradan alacak bir şey yok. Şu bezlerden alsam mı? Evet. Şu bezlerden alayım. Şu bezleri çok seviyorum ben. Beşli. Fiyatı ne bilmiyorum. No. 125 lira. 125 lira. Bence çok iyi. Evdeki eski bezleri atıp yerlerine bunları koyarız. Şöyle. Ondan sonra. Evet, hadi artık evde görüşürüz. Başka listeme bakayım bir. Listemden unuttuğum bir şey var mı diye. Dondurmam var, bir de erimemesi lazım. Dondurma aldık. Öptüm sizi. Evdeyiz. Suluğumu kaldırayım çünkü içi boş olduğu için devrilirse tangır tungur gidiyor. A101'den aldıklarımı göstereceğim sizlere. Ama önce geçen akşam Tarabya'daki Kim Market'ten şu ikisini almıştım. Kuru kahveci Mehmet Efendi'nin Kolombiyan filtre kahvesi. Çok lezzetli bir kahve. Mutlaka denemenizi öneririm. Bir tane de Bahçeden, Peyman'ın Bahçeden Enerji Çiğ Karışık. Şöyle bir kuru yemişini aldım. Önce bunları göstereyim. Bunlar da 2 gündür arabada sürünüyorlardı. Sonra Çerezya'dan ceviz içi aldım. Artık buradan sonrası A101. Kuru incir yoktu. O yüzden Medine hurması aldım. Bakalım şekeri bırakabilecek miyim? Evde toz şeker yok ve almadım hepsini. Görüyorsunuz değil mi? Sonra bir tane dondurma aldım. Bu artık hafiften erimeye başlamış. Algida Maraş usulü çifte dövülmüş sade dondurma. Bunu hemen buzluğa atıyorum. Hemen. Şöyle attık. Tamamdır. Bir tane
Nuh'un Ankara makarnasından aldım. Ben belki ilk defa bu markadan bir makarna alıyorum ama bir kere deneyeceğim acaba nasıl diye merak ettim. Ve Filiz marka yoktu. Tabii hani şey yani ne derler, hitap ettiği kesimden dolayı o Dececio muydu neydi o marka falan da yoktu. O yüzden maalesef bundan aldım. Bir tane bir şah krema aldım. Bugün kremalı bir makarna yapacağız. Şurayı şöyle açayım. Açık kalsın dolap. Gerçi dolaba da koyacak başka bir şey yok. Doğadan marka ananaslı yeşil çay aldım. Ödem atarız. Cansucuğum sen de ne ödem atarsın ya. Çiğ köfte, turşu ve turşu suyu falan yiyen bir tipim ben. Aynen çok ödem atarsın. Cheetos'un şu kıvır kıvır şeyinden aldım. Peynir ve baharat aromalı. Yıllar olmuştu bunu görmeyeli ve yemeyeli. Canım çekti, bir tane bundan aldım. Şekeri bırakacağım ama sağlıksız yaşama devam. İki tane olips aldım. Çekmeceye atıyorum. Dardanel'in ton balığından aldım. Kendi markası da vardı ama Dardanel aldım. Çünkü sonuçta bu bir balık. Sonra Serpak marka el ve yüz havlusu aldım bir tane. Şöyle şu şekilde. Bunu banyoya koyacağım. Kızlar falan geldiği zaman bazen rulo havlu soruyorlar. Banyoya rulo havlu koyamadığım için, havluluk olmadığından dolayı, hani havlulukta da normal havlu asılı olduğu için ekstra bir şey almadık oraya. O yüzden bunu koyacağım banyoya. Bozbey marka olgunlaştırılmış beyaz peynir aldım. %50 keçi, %45 koyun, %5 de inek sütü içeriyor. Bir deneyeceğim. Biliyorsunuz keçiyle ilgili birazcık sıkıntılarımız var. O yüzden denemek için böyle bir şey aldım. Çiçeğim marka bulaşık deterjanı aldım. Bir şahın yarım yağlı sütlerinden aldım. Bunu kuru fasulye yaparken kullanacağım. O yüzden bir şah marka almakta bir beis görmedim. Yelten marka bir kütür mantarı aldım. Mantar, kremalı mantarlı ve hindi etli güzel bir makarna yapacağım kendime. Şöyle koyalım. Bir tane bulaşık eldiveni aldım. Söz verdim kendime düzenli olarak bulaşık eldiveniyle temizlik yapacağım diye ama bakalım ne kadar buna şey olacağım, yani adapte olacağım. Brit marka bulaşık makinesi parlatıcısı aldım. Stone marka çöp torbası aldım. Sonra göstermiştim, mikrofiber bez aldım. Microfiber Select Nature bir peçete aldım. Böyle şu renk eskitilmiş. Bunları hatırlarsınız. Eskiden böyle mukavva kağıtlar vardı. Bunlarda ders çalışırdık. Bunları Viking. Viking'inmiş bu. Bakayım. Evet. Viking kağıt ve selüloz AŞ. Bir yaşar kuruluşudur. Bir peçete aldım. Neden bunu aldım diyecek olursanız, ağartılmamış falan olduğu için aldım. Çiçeğin marka büyük bir domestos aldım. Bunlar biliyorsunuz böyle adıyla devam eden şeyler. Yoğunlaştırılmış çamaşır suyu değil asla. Bu bir domestos. Tursil marka bir çamaşır deterjanı aldım. 1250 lira tuttu bu alışveriş. Yani bir sürü şey aldım. Tamam hani çok böyle laf edemem ama o kadar da bir sürü şey almadım yani şimdi. Bakayım tam olarak ne kadar tutmuş. 1251 lira 5 kuruş tutmuş. En pahalı şeyler ne? Tursil 159 lira. Dondurma 119 lira. Hurma 89. Ceviz içi 69. Bitki çayı 32,5'tu. Bir şah süt. Bir tane aldım. İki tane geçmiş. Salak. Salak karı. Neyse bakmamıştım. Önemli değil. Olsun. Onu bir ara halletmeyiz. Kaldı öyle. Evet. Keşke oradayken baksaydım. Hayır. Tamam. Pardon. İki tane olips geçmiş. Ay bir an sütü iki tane geçti zannettim. Tamam. Olips iki tane almıştım. Onu iki tane geçmiş.
Ve ton balığı 189 lira 90 kuruş. Onun haricinde hepsi 30, 40, 50 liralık falan şeyler. Gidiyorum bunları yerleştireceğim. Kendime güzelce bir makarna yapacağım. Sonra görüşürüz. Yeni bir günden herkese yeniden merhaba. Dostlarım, bugün günlerden pazartesi. Ve pilatese gidiyorum. Çok zor uyandım. Açıl ayol. Hemen kapanıyorsun sen de. Maalesef gerçekten çok zor uyandım. Sen şuraya kadar açılıyordun diye hatırlıyorum. Duvara çarpma, evet. Tamamdır. Pilatese gidiyoruz. Ve bugün büyük gün. Bugün kadını patlatacağımız gün. Instagram'ımız açıldığına göre Yavuz'un kızına bugün mesaj atacağım. Evet. Çıkışta görüşürüz. Dostlarım, Madideyim. Cafe Nero'ya geldim. Artık yeni mekanımız Cafe Nero. Burası gerçekten çok güzel. Burayı çok seviyorum ben. Böyle ortada olduğu için burası. Güzel yani. Böyle aydınlık, havadar. Mesela üst katta Starbucks'ta otur. Gözünüze de ışık soktum. Üst katta Starbucks'ta oturduğunuz zaman şey olmuyor. O kadar keyifli olmuyor. Çünkü mesela şimdi karşı koltukta oturamam. Çünkü biraz ışık geliyor. Işığa bilerek sırtımı döndüm ki böyle yüzüm UV ışınından yanmasın diye. Ama üst kat öyle değil. Üst katta kaçamıyorsunuz. Yani ne sırtınızı dönebiliyorsunuz ne bir şey yapabiliyorsunuz. O yüzden burası böyle güzel. Cafe Nero'nun şeylerini de seviyorum ben. Bence Starbucks'tan iyi değil ama Espresso Lab'den iyi. Ve bence buranın tatlıları Starbucks'ın tatlılarından çok daha güzel. Ve Espresso Lab'in tatlıları Starbucks'ın tatlılarından ve buranın tatlılarından daha güzel. Ama kahve olarak da mesela Nero'nun ve Starbucks'ın kahveleri bence benim damak tadıma göre çok daha lezzetli. Öyle işte. Şimdi oturdum. İntikam günü bugün. Ve mesaj atacağım. Yavuz'un önce eski eşine mesaj atacağım. Ondan sonra da kızına mesaj atacağım. Bakalım hayırlısı. Sonra da avukat bir takipçim vardı. Ben onu görüyordum böyle. Bugün hikayeme kalp atmış ve şey yapacağım. Ne derler ona? Ona soru soracağım. Böyle bir iki tane şöyle yapsam dava açılır mı? Böyle yapsam dava açılır mı diye. Eğer tabii hani sorun derse mesaj attım takipçim misiniz diye. Evet dedi. Ben de size bir iki bir şey sorabilir miyim dedim. Eğer sor derse tabii derse ona böyle yani iki üç cümlede bir şey soracağım. Onu bilsem yeterli. Hani kalan şeyler önemli değil hiç. Öyle işte. Hadi görüşürüz. Size ara ara şöyle oldu, böyle oldu diye şey yaparım. Bilmiyorum, belki hiçbir şey olmaz. Birazcık da umudum kırıldı. Çünkü insanlar böyle şey demeye başladı. İşte Türkan abla falan bile şey dedi. İşte deli derler, manyak derler, takıntılı derler, geçerler onlar falan dedi. Bu arada doğru, evet yani benim hakkımda deli falan diyebilirler ama yani beni gören bir insanın da benim deli olmayacağımı, deli olmadığımı da anlaması gerekir. Eğer o kadar şeylerse zaten takılsınlar yani, körler sağırlar birbirlerini ağırlasınlar. Ben onlara çok büyük bir iyilik yapmış olacağım aslında. Ama bilmiyorum, kız da beni izliyor, ne yapıyor bu manyak diye. YouTube kanalıma sen de abone ol. Ondan sonracığıma. Öyle işte, bakalım bugün o gün. Öyle, görüşürüz. Dostlarım, yeni bir günden herkese yeniden merhaba. Vallahi hiçbir şey olmadı biliyor musunuz? Dün intikam elbisesi sayılır bir nevi falan diye böyle bir Instagram hikayesi atınca olayı bilenler o hadi falan işte videoda anlatırsın falan diye böyle şey yaptılar, mesaj attılar. Bayağı da gerçekten beni YouTube'da takip edenler Instagram'da da takip ediyormuş. Neyse. Valla mesaj attım. Yavuz'un eski eşiyle kızına mesaj attım. Cansu neden eski eşle kızı karıştırdın falan diyecek olursanız da şimdi arkadaşlar kadın bunun eski eşiyle kızına tebelleş olmuş, oğluna evlat diyor falan, yani bu böyle bir annecilik oynuyor bunun çocuklarına ve işte kadının yüzüne baka baka falan ve evliyken de zaten sanırım olay evliyken olmuş falan filan, hani bizimki de insan değil ama onu da bana yaptıklarından sonra öyle mutlu mutlu onların arasına görmek istemediğimden dolayı böyle bir şey yaptım.
Fakat benim mesajlarımı görmediler. Çünkü diğer kutusuna falan düşüyor ya, sanırım çok böyle bakmadılar ya da bakmıyorlar. Fakat bugün kızın ana hesabına, kızın iki tane hesabı var. Bir tanesi böyle Pinterest hesabı gibi kullandığı bir hesap. İşte kahvelerini falan filan paylaşıyor. Bir diğer hesapta sanırım böyle aile içerisinde falan kullandığı hesap. Kilitli hesap o. O hesaba mesaj yazılabiliyor. Tabii eski eşin Instagram DM'ine yazılmıyor. Sadece sizi takip etmesi gerekiyor diyor. Hani hiçbir şey yazamıyorsunuz. Maalesef ben de kesinlikle kararımı verdim. Şey yapacağım. Kızın esas hesabına mesaj atacağım. Önce bir Dilara'ya söyleyeceğim. Dilara bunu yazacağım. Hani sence olur mu diye Dilara'ya soracağım bir. Dilara muhtemelen yaz der. Sapsarı bir kamyon. yaz der muhtemelen ve yazacağım. Şey yapmayacağım yani, bu olayda geri durmayacağım. Ve bu olay daha başlangıç yani. Bunu yapacağım önümüzdeki 1-1,5 aylık süreçte. Belediyeye gidip bana yaptıklarını belediyedekilere falan da anlatacağım. Bu olayı bu şekilde böyle bırakmayacağım. Çünkü benim bir senemi yediler ve utanmadan hala ağlatırken güldüğünüz zamanları düşünün, tövbe istiğfar çekin falan diye böyle tweetler atıldı. Sen kimsin de ben seni ağlatırken güleceğim? Sen kimsin? Senin benim hayatımda ne bir yerin var, ne bir yurdun var. Yani adamın senin arkandan söylediği o kadar iğrenç cümleler var ki, hani ya böyle bir şey olursun, utanırsın. Ama bu arada kadın utanmıyor. Kadın gidiyor hala Facebook gönderilerini falan beğeniyor. O yüzden istiyorum ki onların böyle bu kadar dibine giremesin ya. Onların böyle bu kadar yanında yaşayamasın. Bu arada kızı denk getirebilirdim bu arada. O Pinterest hesabı gibi kullandığı hesaptan hikaye attığında olduğu yere gidebilirdim. Çünkü hep aynı yerlerde takılıyoruz. İstinye Park, işte bir kere vadiye geldiler. Vadide Vakko. Vakko benim evim gibi bir şey. İşte Nespresso şey... Espresso Lab'e gidiyor Büyükdere'deki falan, anladınız mı? Yani kız hep benimle aynı yerlerde dolaşıyor. Sadece ben bir gün önce oraya gitmişim, o ya da o bir gün önce oraya gitmiş falan. Ya da bir tane kruvasancı var ya da o kruvasancı da yakalayacağım, denk getireceğim. Ama böyle de olsun istemiyorum. Kızın beni görüp bu şekilde bir şok yaşamasını istemiyorum. Bu yüzden mesaj atacağım, mesajla halledeceğim. İnşallah kendi esas hesabına attığım DM'i biraz daha hızlı görür diye düşünüyorum. Söyleyeceğim, diğer hesabınıza da mesaj attım ama görmediniz. Ben artık bıktım. Hani bana yapılan tacizden, komplimandan artık bıktım. Ve hani benimle bir alakası olmayan bir şeyde bana bu kadar saldırılması ya da işte hayatında ben varken beni bilmesine rağmen benimle bu kadar uğraşması. Hani konu ben değilim, benimle neden uğraşıyorsun? Ben seni gördüm, ben senden rahatsız oldum. Abi hadi ne yapıyorsun ya? Telefonla konuşuyorsun, ne yapacaksın? Bu yüzden bunun arkasını bırakmayacağım. Mesajlarıma bakmadılar mı? Umursamadılar mı? Fake hesaptan takip edip gidip yüz yüze konuşacağım. İlla denk getireceğim. Yani illa denk getireceğim. Ben bunu artık hani onların da iyiliği için yaptığımı düşünüyorum. Çünkü düşünsenize, yüzünüze bakıyor ve babana köpek gibi aşık. İşte falan. Annenle baban evliyken babanla bir ilişkisi olmuş falan böyle. O yüzden bunun arkasını bırakmayacağım. Ve hani böyle başlayacağım, buradan devam edeceğim. Bu şekilde halledeceğiz işlerimizi. Ah, duramayacak, tasla çarpıyoruz. Aman tanrım. Neden böyle acemilikler? Neden? Abi öyle de dalmazsın yani. Bir şey olmuş, bozuldu. Ha yok, şey. Bir dakika, çok şey yapmayalım. Geçebilecek mi diye. Ha. Yüksek araç ve İstinye Park'ın alt şeyine giriyor. Çıkabilecek mi, girebilecek mi diye onu şey yapamadı. Kaldı öyle bir. Kocaman bir tır. Burası da böyle bir şeyin altı, köprünün altı olduğu için iyi, bir şey olmaz, çıkar oradan. Öyle işte, İstinye Park'a gidiyorum şimdi.
oteldeydim. Otelden vadiye benzin almaya indim. Benim böyle maalesef takıntılarım var. Benzinimi her zaman aynı şeyden alırım. Yerden alırım. Başka petrolden almam. Eskiden de gerçi öyle şeyler bildiğim kadarıyla artık o kalmadı ama ben gene de böyle onu bir şey yapıyorum. Opet zengin petrol. Reklam. Sadece oradan benzinimi alıyorum. O yüzden vadiye indim. Vadiden de şimdi İsteyen Park'a gidiyorum. Cafe Di Dolce'de şey yapacağım. Kahve içeceğim. Kahve içip 80 dizi izleyeceğim. Biliyor musunuz? Bayılıyorum, bayılıyorum. Yani o kadar güzel bir dizi ki okullarda ders diye okutulmalı. Çok güzel bir dizi. Abi nasıl yanımıza neyle geçti gitti. Aman tanrım çocuk. Çocuk nasıl araba kullanmak bu? Evet öyle. Hadi görüşürüz. Geri geldim. Yavuz mesaj attı. Ben sizi arayacağım yazdı. Ama elleri tutmadığı için, mesaj yazamadığı için muhtemelen sesli komutla öyle bir şey yazdı. Bilmiyorum yani neden ben sizi arayacağım desin. Hani Cansu ben seni arayacağım. Lütfen bir şey yapma falan da diyebilirdi. Aklıma bir an acaba yanlış mesaj mı attı falan gibi geldi. Ama bilmiyorum bence yanlış değildi. Çünkü kıza mesaj attıktan 15 dakika sonra Yavuz'dan böyle bir mesaj geldi. Kızının asıl hesabına mesaj attım ve 15 dakika sonra Yavuz'dan böyle bir mesaj geldi. Ne diyecek, ne yapacak, ne söyleyecek bilmiyorum. Umurumda da değil. Sadece hani şunu söyleyeceğim. Hayatımın bir senesini çaldınız. Ve bunun da bir karşılığı olmalıydı. Hani ben aptal değilim. Ben böyle işte ensesine vur, lokmasını al bir insan da değilim. Hani benim böyle yediğiniz bir senemi hiçbir şey yokmuş gibi hayatınıza devam edebileceğinizi zannediyorsanız hani yanıldınız. Ve biz seninle ayrılmamıza rağmen kadının bana olan tacizleri bitmediği için böyle bir şey yaptım diye söyleyeceğim. Bakalım inşallah arar. Arasında görsün gününü. Gerçekten arasında görsün gününü. Fakat yani mesajı gördüklerine eminim. Telefon numaramı yazdım. Beni niçin aramıyorlar? Mesela bu bana çok acayip geliyor. Kadını takipten çıkmadılar hala falan. Bilmiyorum artık. Hep beraberler belki acaba ondan mı? Çünkü ben tatile falan gittiklerinden bile şüpheleniyordum. Kız Instagram'ına bakmıyor diye. Ama dünkü mesajımı görmediler. Bugünkü mesajım görüldü biliyorum. Yani asıl hesabı attığım mesaj görüldü. Kesinlikle eminim. Çünkü o asıl hesabı attığım mesajdan 15 dakika sonra şey geldi. Bilmiyorum. Fake hesap olmadığım için mesaj isteklerinde diğer kutusuna düşmemiş olabilirim. Direkt kendi asıl hesabımdan şey yaptım. Hani takı hesabımdan da yazmadım. Zaten ben fake hesap kullanmıyorum. Bir ara Dilara'nın Twitter fake hesabını kullanıyordum kadına bakmak için. Sonra dedim ki deli olacağım artık yani bakmayayım. Ve öyle o hesabı silip öyle bakmamaya başlamıştım falan. Neyse. Gerçekten ben artık istiyorum ki hiç kimsenin yaptığı yanına kar kalmasın. Yani kendinden 16-17 yaş küçük bir çocukla uğraşmanın da bu dünyada bir bedeli, bir karşılığı olsun istiyorum gerçekten. Maalesef. Yani kızın yarın doğum günüydü. Kızın doğum gününü yemiş oldum. Ama geçen sene de Yavuz benim doğum günümü yemişti. Dediğim gibi sürekli hayatta böyle ensesine vurulan taraf olmak istemiyorum. Gerçekten istemiyorum. Her şeyin bir karşılığı, her şeyin bir ne derler? Her şeyin bir intikamı olabilsin istiyorum. Öyle işte. Eve gidiyorum şimdi. İsteyen Park'tan hiçbir şey almadım. Stanley termos alacaktım. Pipette termos var ya. İsteyen Park Karaca'da sadece böyle krem rengi, siyahı, yeşili ve pembe rengi vardı. Fakat o böyle rose quartz olan renk yoktu. Pembe de böyle bildiğiniz şey pembe, fuşya pembe. O yüzden hani onu zaten beğenmiyordum. Bu arada kötü bir renk değil, güzel bir renk. Ama herkes elinizdeki termosa, Stanley'e bakacak hani durumu olduğu için o yüzden onu şey yapmak istemedim. Üf, saat 4 oldu, eve de gidesim yok şimdi. Evde ararsa, gerçi evde arasın, ararsa evde arasın yani rahat rahat konuşabileyim diye. Bilmiyorum. Evde yemek yok gene ya. Ne yemek yapsak?
Bilemeyeceğim. Acaba kıymalı yumurta mı yapsam? Ispanaklı kıymalı yumurta mı yapsam? Buzlukta kıyma vardı. O kıymayı çıkartırım. Çözünür o. Ondan sonra buzlukta ıspanak vardı. Belki öyle bir şey yapar, onu yerim diye düşünüyorum. Emin de olamıyorum. Bir yere doğru resim gelmiyor. Şimdi muhtemelen o beni illa arayacak. Gerçi bugün arar mı bilmiyorum. Belki bugün bu olayın sıcağıyla ne yapacaklarını bilemezler. Bayağı kadının adını açık açık yazarak ben bir senedir bunları yaşıyorum falan gibisinden. Yani bu minvalde uzunca bir mesaj attım kıza. O böyle Instagram DM'de atılabilecek en uzun mesajı, hani son harfe kadar kullandım. O şekilde attım. Bilmiyorum, bakalım. Bu arada umarım görmüşlerdir. Yani o böyle ben sizi arayacağım mesajı, umarım yanlış bir mesaj değildir. Çünkü enerji, yani hayatta her şey bir enerji olduğu için öyle bir şey de olabilir. Bilemiyorum yani. Of. Öyle. İntikam dolu bir vlog oldu bu. Hayır, yani intikam almak istemezdim ve bu arada ben böyle bir insan değilim. Yani beni uzun zamandır takip ediyorsanız, ben bir şeylere bu kadar takacak bir insan da değildim falan. Beni böyle hani bambaşka bir insan yaptılar ya. Gerçekten bir filmde kadın diyor ya, seninle cebelleşeceğim diye bütün iyi huylarımı kaybettim diyor ya. Kesinlikle o kadar doğru, o kadar haklı bir şey ki, yani gerçekten bunlarla cebelleşeceğim diye olduğumdan başka bambaşka bir insan oldum. Hani ben o kadar böyle kız kardeşliği savunan, o kadar kız kardeşliği koruyan bir şeydim ki, sonrasında baktım arkadaşlarıma karşı bile o kız kardeşliği kaybettiğim bir böyle kararmış kalbe sahip olmuşum. Böyle gerçekten beni bambaşka bir insan yapmışlar. Bilmiyorum. Ben böyle mesela çevremdeki insanlar kimseye güvenmiyorlar diye şey oluyordum hep. Abi hayatı nasıl yaşayacaksın o zaman falan diyordum. Şimdi mesela biriyle konuşuyorum. Böyle işte Yusuf diye bir çocukla konuşuyoruz falan. Çocuk çok iyi birisi ama ben Yavuz'u yaşadığım için Yusuf'a şey bakıyorum, biliyor musunuz? Böyle diyorum ki, bu da Yavuz gibidir diyorum. Bunun Yavuz'dan nasıl bir farkı olabilir ki diyorum. Belki daha fenası diyorum. Belki daha kötüsü diyorum falan. Kötü oldu, hoş olmadı. O yüzden benim insanlara karşı kırılan güvenimin bile bir bedeli olmalı. O yüzden yapacak bir şey yok. Arkadaşlar, manava uğrayıp bir tane karpuz mu alsam? Karpuz peynir mi yesem acaba? Ya da tost mu yapsak? Ha, tost yaparız ya da kıymalı yumurta falan yaparız. Evet, manava uğramayalım. Boş vereyim manavı. Bu arada kızın mavi bir arabası var. Allah'ım, sürekli mavi araba görüyorum, biliyor musunuz? Yavuz'un kızının mavi bir arabası var. Gördüm, her mavi arabada o kız mı acaba diye bakıyorum. O kız olsa ne olacak, ne yapacaksın ki? Ama çok istiyorum ve biliyorum ki bir gün o kızla bir yerde ve umarım annesiyle gezerlerken böyle lak diye karşı karşıya geliriz. Haklının acelesi yok. Gerçekten benim de o kadar acelem yok. Yani ben bunu çok fevri bir şekilde yapabilirdim. Fevri bir şekilde yapmadım. Bekledim, bekliyorum. Sabırla bekliyorum. O yüzden bir gün biliyorum ki karşılaşacağız. Çünkü gerçekten hep aynı yerlerdeyiz. Yani anlattım ya size, işte bir gün arayla aynı yerde olduğumuz falan oluyor. Bir gün biliyorum ki aynı gün aynı anda aynı yerde olacağız. Muhtemelen ben bu mevzuları artık unuttuğumda falan. Fakat daha ilçe başkanına falan gideceğim. İlçe belediye başkanına gideceğim falan. Kadınla olan mevzum daha bitmedi. Yavuz aradığında Yavuz'a da bunu bu şekilde söyleyeceğim. Hani sanmayın ki böyle senin şeyinle bitti. O hocayı aramasının bedelini fazlasıyla ona ödeteceğim. O böyle hani burada Yavuz'laydık minvalinde attığı videoları falan ödeteceğim sağ koltuk prensesine. Öyle. Kendinden 17 yaş küçük bir çocukla ve akıllı bir küçük çocukla uğraşmayacaktım. Ben böyle Yavuz var diye susuyordum ama artık öyle bir şey yok. Artık öyle bir şey yok. Bu arada Yavuz bundan şey diye sıyrılabilir yani. Hani
hayır öyle bir şey yok, asla öyle bir şey yok falan, hemşeriyiz diye işte beni tutuyordu falan filan gibi bir şey yapabilir. Orada da kesinlikle sıyrılabilirler yani bu işin içinden, ama yüz yüze gelmek var. Yüz yüze geldiğimde var ya bütün ekran resimlerimi gösteririm. Yazsalar gerçi gene göstereceğim de yazmadıkları için gösteremiyorum. Aferin bak, ben yola katılıyorum diye diğer şeride geçti. Böyle kaliteli araba kullanan insanlara bayılırım. 16 plaka i20. Eve gidiyorum şimdi. Bayağı sitenin oradayım. 1-2 dakika sonra evde olacağım. Geçenlerde bu binanın bir katı mı ne yıkıldı, devrildi, bir şey oldu. Fakat hiçbir şey yokmuş gibi bir sonraki gün inşaata devam ettiler. Ne oldu burada bilmiyorum yani. Bina çöktü falan diye böyle yolu kapatmışlardı. Bilemiyorum. O yüzden mesela ben orada oturamam, biliyor musunuz? Korkarım yani orada oturmaktan. Ve bu arada size 10 dakikadır konuşuyorum ya. Neyse, videoyu kapatırız şimdi. Bu hafta ya da bilmiyorum, önümüzdeki hafta şey yapacağım. Takı almaya gideceğim. Yeni takılar alacağım ve geleceğim diye düşünüyorum. Bakalım. Evet, hadi görüşürüz. Dostlarım, evdeyiz. Kendime bir yeşil çay demleyeceğim. Şu geçen gün A101'den aldığım, inşallah tadı lezzetlidir. Ve bunu filtre kahve makinesine demleyeceğiz, biliyorsunuz. Sınırlı kaynaklarla maksimum verimlilik en sevdiğim şeydir. Buradan açınız diye bir şey var. Bakalım bir buradan açalım, istediğimiz gibi açılıyor mu? Yoksa keseriz. Şöyle. Güzel, fena değil. Evet. Çok tatlı bir ananas kokusu var. Böyle sanki ne yapmışlar? Aroma verici koymuşlar. %94 yeşil çay. Aroma vericiler, stevia yaprağı ve ananas %1. Yani paketin içerisine ananas demişler, geçmişler. Bir kaşık alıyorum bundan ve şöyle filtremin üzerine koyuyorum. Daha fazla kullanmayacağım. Kaşığı geri yerine koyuyorum. Mesela bu birileriniz için pislik alameti mi? Hani böyle kupkuru şeylerin içine soktuğum kaşığı geri yerine koymam sizin için cansız, sen iğrenç pis bir insansın falan gibi bir şey mi? Yazın. Bana mesela pis gelmiyor. Sonra şöyle üzerine su koyuyoruz. 6'ya kadar koyalım. Herhalde olur diye düşünüyorum. Şöyle. Yavuz Efendi hala aramadı. Maalesef bir sonraki videoya kaldı o durum. Set brew. Hadi bakalım. Demlen. Demlen bebişko. Şuradan bir tane de bardak çıkartalım. Herkese de bir yandan dedikodu ediyorum. Ay bu arada bakın size ne diyeceğim. Kaktüsüm öldü ayol. Vallahi kaktüsüm öldü. Üzgünüm. Şu Starbucks bardağında içerim. Bu da burada dursun. Bir yanında belki hurma yerim diye düşünüyorum. Her şey olabilir. Ya. Ay ben bu kaktüsü gerçekten birazcık plastik bir şey zannediyordum. Gerçek değil diyordum. Çünkü gerizekalı bir arkadaşım bunu gördü. Bunlar yapay şeyler, gerçek şeyler değil. Böyle bir şekil olamaz dedi. Arkadaşlar ben bunu sulamadım. Öldü bu. Ben bunun böyle olduğunu bilmiyordum. Gerçekten kaktüsmüş bu. Kökünü de merak ediyorum ama bayağı hepsi gelecek gibi. Maalesef bir bitkimi yanlışlıkla öldürdüm. Allah'ım, günah bana yazılmasın. Bana bunlar sahte, gerçek değil şeyler. Niye suluyorsun? Enayi misin? Diyen insanlara, arkadaşlarıma yazmanın günahını. Evet. Dedikoduların ve intikamın kalanı için kanalımı takip etmeyi unutmayın dostlarım. Yani Cansu bu yaptığını kendine yakıştırıyor musun diyecek olursanız, hayır yakıştırmıyorum ama kendime, yani ama bunu yapmazsam kendimi kötü hissedeceğim ve kendime olan saygımı yitireceğim. Bu benim saygımı yitirecek bir şey değil ama eğer bunu yapmazsam
hasta olacağım yani. Yanlarına kar kaldı bana yaptıkları diyeceğim. O yüzden her seçim bir bedeldir. Bedelini ödemeye de razıyım. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.